ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selam ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle. Ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılık. Haber gelmiyor artık sende. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kalmış. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi bak, müşteri geri dönüşüme uygun paketleme istemiş. Yeşilci bunlar. Yani acayip çevreciler. Gerçi keşke herkes şimdi onlar gibi olsa da. Bu müşteriye istediklerini tedarik etmek... Evet. Ne diyordum? Tedarikçiye. He. Ne istiyorlarsa tedarik edelim. Biz mi? Biz niye tedarik edelim canım? Allah Allah, tedarikçi denilen bir şey var. Ben de onu diyorum. Öf, tamam aman. Şey yapalım, bildirelim yani, es geçmeyelim. Sen bir yazış, sorun olursa da bana gel. Tamam. Neden bıraktın tasarımı?
Yeni iş. Yeni hayat. Keyfin yerinde gibi. Öyle mi? Konuşmayacak mısın benimle? Diyorsun kızım ya. Yetmedi mi hala mı yani? Çok ağladım. Bundan sonra senin için hiç ağlamayacağım. Yürü gitme manyak. Deli midir nedir? Kim yazıyor oğlum bunları? He? Manyak mısınız nesiniz? İşiniz gücünüz yok mu sizde? Buna mı çalışıyorsunuz? Ben Defne'yi istiyorum. Ne? Nasıl? Defne'yi istiyorum Sinan. Hayatında biri var mı öğrenmem lazım. Ne varsa. Beni yeniden sever mi bilmiyorum ama uğraşacağım. Hala varsa bir şeyler elden ne gelirsin. Bir şey diyeceğim, sen kararlısın yani ha. Bence değer. Gidiyorum ben. Nereye? Defne'ye. Defne'yle konuşacağım. Evine bu saatte. Ömer. Heh, Sinan. Git kardeşim. Git konuş. Acele et. Tasarımı niye bırakmış? Defne Hanım, tedarikçiyle görüştüm. Evet. Geri dönüşüme uygun paketlemelerle ilgili birkaç model gösterdiler. Mailinizde. Tamam, teşekkür ederim. Aslıca bakacağım mailime. Defne Hanım, istediğiniz raporlar geldi. Çıksın aldım, masanıza bıraktım. Niye bu kadar gecikmişler? Bilmiyorum, yoğunlar herhalde. Allah Allah, bahane mi canım bu? Sonuçta yani bizim de yoğunluğumuz var ama işlerimizi aksatmıyoruz. Görüşelim, lütfen bizim işlerimizi aksatmasınlar. Tamam, hallediyorum onu. Tamam, bana da haber verirsin. Tabii. Hazır mısın? Eğer toplantıda onay alırsan benimle de çalışacaksın da. Böyle hiç konuşmayarak çalışacağız yani. İlginç. Cevap yok. Anladım. Ben dün akşam size gelecektim. Konuşmak için. Ama belki Serdarlar hala kızgındır, sen de müşkül duruma düşme diye vazgeçtim. Belki burada konuşuruz. Konuşmayız. Anladım. Kararlısın yani. Peki. Ben buraya numaramı yazıyorum. Ne bileyim, belki konuşmak istersin. Ararsın o zaman.
Çünkü ben istiyorum da. Hayatında biri var mı? Evlilik, nişan. Tabii. Aheste, aheste. Tamam, tablet tamam. Dosya. Dosya bu, okey. Biri. Bu da tamam. Tamam. Bu defterim, telefon, her şey tamam. Her şey tamam. Ay, bir eksik yok değil mi? Bir şey unutmadım inşallah ya. Bir şey unutuyor muyum acaba? Defne. Hazır mısın? Kader Hanım. Aytekin, sana buradan bir uçarım. Kaderin değişir vallahi. Ne geliyorsun ya? Hayır, önemli bir toplantı bu. O açıdan diyorum. Geciktin de şimdiden eksidesin. İşin zor. Tespit yaptı balkaba. Çekil şuradan. Seda Hanım, böyle şeylere tahammülü yok biliyorsun. İş aksarsa bizi de aksatır kendisi. Üf, bir çekil dedim. Allah Allah. Allah Allah, deli mi ne? Her şey tamam değil mi şu an? O ne ya? Odayı ele geçirmiş o. Söyleyelim de döksünler onu. Niye dökmemişler ki onu? Hayır. Hayır, dur, dökmesinler. Ya ağzına kadar dolmuş o. İyi, bilmiyorum. Ben şimdi çıkıyorum. Çıkmak zorundayım. Ama dökmesinler, tamam mı? Beni beklesinler. Beklesinler. Dökmesinler, beni beklesinler, tamam mı? Beni beklesinler. Ya, ya da döksünler ya. Aman of. Aha! Ay. Kusura bakmayın, geç kaldım. Evet Defne. Seni dinliyoruz. Tabii. Şimdi başlıyorum. Defne. Efendim. Hazırsın değil mi? Tabii tabii. Şimdi şey yani. Bak, eğer yani hazır değilsen öğleden sonra dalabiliriz. Yok. Aa, trak geldi kıza. Ay, gelmesin mi? Dramalara koş, olaylara yıkıl, bombelere gel. Dev magazin, dev. Koray. Bu hep böyle gürültülü mü ya? Bu daha iyi hali. Tamamdır. Bence bu iş olmaz. Yeni bir lojistik müdür bakalım. Ömer Bey, dursaydık ya. Yeterince durduk bence değil mi? Yani zorlanıyordum. Olmuyorsa olmuyor. Bal gibi de olur. Oluyor. Buyurun oturun yerinize. Hemen başlıyorum. Şöyle buyurun Seda Hanım. Pamir Bey. Sinan Bey. Şunu Ömer Bey'e uzatır mısınız? Şimdi. Öncelikli olarak yüklemeyi koordine etmemiz gerekiyor. Yani lojistiği ikiye ayırdığımızı düşünün. İki tarafında çalışanları ayrı olmalı ki şifler karışmasın. Aynı şekilde sevkiyatta da bunu yapmamız gerekiyor. Bütün irsaliyeler ayrı ayrı, pasyonist ve stil vagonu olarak düzenlenecek. Böylelikle yüklemede hiçbir sıkıntı olmayacak. Elinizdeki dosyalarda zaten gördüğünüz gibi tek tek şemaları ayırdım. Burada lojistiği nasıl ayıracağımız gerekiyor. Yani ben şimdilik bir sorun öngörmüyorum. Zaten bir sorun olursa da ben hallederim. Ay, çok sıkıldım ben senden. Masanın başına geçmiş bir de heveslisi gibi anlatıp duruyor. Ay, hep teknik konular. Vallahi bunu aldım ben burada. Bence harika. Bence de. Tebrikler Defne. Bravo.
Tamamdır. Bu iş sende. Tamamdır. Ben tasarım toplantısına gidiyorum. Sinan burası sende. O zaman madem öyle tamam mıdır? Tamamdır. Aferin sana. İyi iş çıkardın. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. İstemen gerekiyordu sadece. Demek ki yeterince istiyormuşsun. Ha. Bu arada bu da ödülün. Teşekkür ederim. Bu arada pasyonisten ekstra kazanacaksın. Gün içerisinde gidip detayları konuş bence. Tamam. Gel. Görebilir miyim? Gel, hoş geldin. Buraya kadar geldiğine göre artık küslük bitti herhalde. Ben maaş düzenlemesiyle ilgili olarak yani Komir Bey'le de görüştük az önce. Yani onunla ilgili. İnsan papatyadan bile güzel olabilir mi? Evet, dinliyorum. Hı? Neden bıraktın tasarımı? Ben şimdi pasyonistin de lojistik müdürü olacağım için... ...stil vagonundan aldığım maaşı sizden de talep ediyorum. Defne. Defne Hanım. Tamam, anlaştık. Oradan aldığınız ücretin aynısını biz de ödemeye taahhüt ediyoruz. Hizmetleriniz için şimdiden teşekkürler. Rica ederiz. Odamdayım, size dair numaramı bilirler. Özür dilerim. Benim hatamdı. Sana o kadar kızmamalıydım. Çok mu dik davrandım? Söyleyemeyecek, açıklayamayacak hale mi getirdim seni? Neden en başta söylemedin? Neden o kadar bekledin? Aramızdaki o şey... aşk... ahenk... ruh birliği. Belki de hepsi. Kaybetmeye değmezdi. Defne. Defne. Defne Hanım dedim.
Sakın ağlama. Sakın.